En sevdiğiniz konu. Neymiş? Neymiş? Ne olabilir? En sevmediğiniz hocam. Evet. En sevdiğiniz konu. Ekonomik arkadaşlar. Ekonomik oldu. Şimdi ilk baş arkadaşlar ondan öncesinde asal çarpanlar ayırmayı göstereceğim. Asal çarpanlar ayırmada neler var? Ne yok ki? 120 sayısı. Asal çarpanlar ayırırken ne yapıyoruz? En küçük asal sayıdan başlıyoruz. Kaç? 2. 2'den. En küçük asal sayımız 2 arkadaşlar. Bak asal sayı negatif olamaz. Pozitif olmak zorunda en küçük asal sayımız 2'dir. 2'ye böldüm 60, 2'ye böldüm 30, 2'ye böldük 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldük 1 mi? Evet. 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 5. Asal çarpanları bunlardır değil mi? Şimdi arkadaşlar bunlardan diyelim ki bu tam sayı verenlere yani aslında sana ne diyor? 120'yi bölen kaç tane pozitif tam sayı var? Bunu soruyorsun. Şimdi 120 asal çarpanı ayırdın mı? Pozitif tam sayı verenleri bulmak için üstleri 1 arttırıp çarpıyorsunuz. Üstü 1 arttır. Üstü 1 arttır. Bak bunlar 1 var. 2 çarpı 2'den 4, 8, 16 tane pozitif tam sayı bölümü var. Yani 120'yi bölen sayılar neler mesela bak? 1, 2, 3, 4, 6, 8, bunların hepsi kaç tane arkadaşlar? 5. Kaç tane işte bunlar hepsi? 16 taneymiş. Ha, pozitif tam sayı verenleri buldun. Negatif tam sayı verenler nedir? 16 tane. Negatif tam sayı verenleri de 16 tane. Çünkü pozitifler kaç tanese o kadar negatif tam sayılar var. Tam sayı verenler mi olur arkadaşlar? 30. Tam sayı verenlerden 32 tane, 16 tanesi pozitif, 16 tanesi negatif, toplamda 32 tane tam sayı verenler. Sıfır alamıyoruz değil mi hocam? Hayır. Çünkü sen bölenler diyorsun. Eğer herhangi bir sayı sıfıra bölersen ne olur? Tamamsız. Şimdi tabii soruyu bu şekilde sormalı arkadaşlar. Direkt olarak bu şekilde sormayabilir. Der ki sana x eleman tam sayı ifadesine tam sayı yapan kaç tane x değeri vardır? Bak şimdi 120 sayısının kaç tane tam sayı böleni vardır lan? Şu soru aynısını aslında. Sadece değiştirerek soruyoruz. Şimdi bir kere şöyle bir ifade gördüğünde bunu hemen ne yapacaksın? Ayrı paylarla. 120 bölü x mi oldu? Evet. X bölü x 1 artı 120 bölü x. Şimdi tam sayı yapalım diyor. Şu ifadenin tam sayı olmasını istiyorum. Bir tam sayı mı? 120 bölü x'in de tam sayı olması gerekiyor. Peki tam sayı olması için x'in 120'yi tam bölmesi gerekiyor. 120'yi bölen sayılar? Kaç tane? 32 tane. Pozitif tam sayılar? 16 tane. Negatifler 16 tane. Toplam x'in kaç tane değeri var? 32 tane x değeri var işte. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Soruyu değiştirerek soruyor sadece size. Ha, yapacağın iş gene aynı iş. Bir şey değişmez. Anlaşıldı? Şimdi pozitif tam sayı verenleri, negatif tam sayı verenleri bunlar. Tam sayı verenleri bunlar. Diyelim ki pozitif tek tam sayı verenleri 8. Şimdi tek tam sayı verenlerini sorduğunda 2 üzeri 3 yazdım hatta. 120 sayısı değil mi? Tekleri sorduğu için arkadaşlar sadece teklerin üstünü 1 arttırıp çarpıyorsunuz. Sadece tekleri. 1 artır 2. 1 arttır 2. 2 çarpı 2'den ne geldi? 4 tane pozitif tek tam sayı varmış. Anlaşıldı mı? Peki pozitif çift tam sayılardan kaç tane o zaman? Kaç tane? 4 tane. Sadece çiftleri mi çarpıyoruz? Hayır arkadaşlar. Pozitif tam sayılardan kaç tanedir? 16'tan değil mi? Pozitif tam sayılardan 16'tan değil mi? Bunların içinde kaç tanesi tekmiş? 4 tane. Sayılar da tektir, eşittir. Yani sen pozitif çift tam sayı bölenleri bulmak için ilk baş neyi bulmak zorundasın? Tekleri bulup tamamına çıkaracaksın. Anlaşıldı mı? Üstünü bir arttırıp da çarpmak yok yani bunda. O zaman 16 tane pozitif tam sayı böleni var. Bunun için 4 tanesi tek olduğuna göre geriye kalan 12 pozitif çift tam sayı bölenleri sayısıdır. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Buna çok dikkat edin. Çiftleri gördüğünüz gibi hemen çiftlerin üstünü bir arttırıp çarpıyorsunuz. İlk baş teki bulun, tamamından çıkartın arkadaşlar. Asal bölenler kaç tane arkadaşlar 120 sayısın? 3 tane. Neden? Bak sen şimdi 120'yi şu an ne yaptın sen bu işlemi yaparak ne yapıyorsun? Asal çarpanlara ayırmıyor musun? Evet. Asal çarpanlar al 2, 3, 5, 3 tane. Asal çarpanı, bunu 2, 3, 5'in dışında başka bir asal çarpanı var mı 120 sayısının? Yok. O zaman 2, 3, 5 olmak üzere asal bölenler 3 tanedir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Hani eğer bir tane 7 çarpanın sonucu olsa zaten burada 7 çıkardı karşına. Burada asal çarpanlar yazdığı için bu asal çarpanlar. Bütününden asalları mı çıkaracağız? Asal olmayan pozitif tam sayı bölenleri. 16'dan mı çıkaracağız? 16'dan çıkaracağız. Neden pozitif diyor sonuçta? Pozitif tam sayı bölenleri kaç tane? 16 değil mi de? 16 tane. Bunların içinde kaç tanesi asal? 3 tanesi. O da 16 eksi 3'ten 13 tane asal olmayan pozitif tam sayı bölenleri gelir. Pozitif tam sayı bölenleri 16. Bunların içindeki asallar 3 tane olduğu için çıkartıyorsunuz. 13 tane asal olmayan pozitif tam sayı bölenleridir. Asal olmayan tam sayı bölenleri. 29. Toplamda tam sayı böleni kaç tane arkadaşlar? 32 değil mi? 16 tane pozitif, 16 tane negatif, toplamda 32 tane. 32 tane tam sayı böleni var. İçin bunların içinde kaç tane asal? 2, 3, 5. Değil mi? Eksi 2, eksi 3, eksi 5'i değerlendirmek yok arkadaşlar. En küçük asal sayımız kaç bizim? 2. O zaman 3 tanesi asalsa 32 eksi 3'ten 29 tanesi asal olmayan tam sayı bölenleridir. Peki tam sayı bölenlerin toplamı ne olurdu? Sıfır olurdu. Tam sayı bölenleri deyince arkadaşlar pozitif tam sayılar kaç tane var? 16 tane. Negatifler? 16. Ne oldu? Mesela 2 varsa eksi 2 var değil mi? 3 varsa eksi 3 var. 4 varsa eksi 4 var. Bunların hepsini toplarsan ne olur böylece? 0 olur. Yani tam sayı bölenleri 0. Asal olmayan tam sayı bölenlerin toplamı deseydim, asal olmayan tam bölenlerin toplamı değil. Kaç? Eksi 10. Şimdi şöyle bir şey var. Asal olmayan tam sayı bölenleri. Tam sayı bölenleri neler vardı? Pozitifler, negatifler var değil mi? Mesela 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var, 6 var. Bu şekilde gidiyor mu? Aynı şekilde eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5 de gidecek mi? Bu da bu şekilde gidiyor. 16 tane burada, 16 tane burada yok mu? Ama bunlar tam sayı. Asal olmayan tam sayı bölenleri dediği için de asalları çıkartıyor muyum? Asalları çıkartıyor. Geriye kalanların toplamı ne olur? Bak 1 ile eksi 1 götürmeye götürdü. Asalların eksi 1'leri. Aynen 4 ile eksi 4 götürdü. 6 ile eksi 6 götürdü. Bundan sonra sayıdan götürecek ne kaldı? Asalların eksileri kaldı sadece. Asal olmayan tam sayı bölenleri dediğinde asalların eksileri kalıyor. Yani eksi 2, eksi 3 ve eksi 5'in toplamı arkadaşlar eksi 10 böleceğim. Her zaman eksi mi çıkıyor asal olmayan? Mecbur, çünkü neden? Asalları çıkartacaksan asallar pozitif değil mi? Pozitifleri çıkartırsan negatifler kalır sadece. Mecburen eksi gelir. KPSS'de gelmez karşınıza belki ama kitaplarda var arkadaşlar, birçok kitaptan. Basit tam sayı bölenlerin toplamı kaçtır der. Şimdi şöyle düşündüğünde 1, 2, 3, 4, 6, 30, 40, 60, 15 bunların hepsi yüzünlüğü bölmüyor mu? Bunların hepsinin toplamını soruyorsan. Hepsini teker teker yazıp bu toplamak yok. Şimdi 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 5 mi? Asal çarpanlar bunlar. Değil mi? Bundan şu 2 üzeri 3'ten başlıyorsun. 2 üzeri 3 artı 2 üzeri 2 artı 2 üzeri 1 2 üzeri 0. Sıfıra kadar iniyorsun üstü. Ara toplama işlemi var. Çarpı. Bak burada 3 üzeri 1 değil mi? Ne olur dostlar? 3 üzeri 1 artı 3 üzeri 0. Bu da 5 üzeri 1 mi? 5 üzeri 1 artı 5 üzeri 0. İşte bunları çarparsan asal pozitif tam sayı bölenlerin toplamını düşünüyoruz. Diğer yollar. Efendim? Diğer yollar kolay. Üstünüzden toplayıp artırıp çarpınız. O tanesi. Tanesi mi? Kaç tane oldu? 16 tane var ama bu toplamı. O sefer toplamı. Orada kaç tane olur veriyor? Haydi bakalım. X artı 300 bölü x ifadesinin doğal sayı yapan kaç tane x'leri vardır? Saat kaç? Ne 18 ne 19. 19 mu? Hayır. 36 değil. 27. 12. Ya 18 ya 19. O zaman 18'dir. 18. Haydi 300'ü asal çarpmadan ayırın arkadaşlar, ayırın. X bölü x artı 300 bölü x mi? 1 artı 300 bölü x. 300'ü asal çarpmadan ayırdığımızda arkadaşlar hani böyle uzun uzun ikiye bölerek de yapmayabilirsiniz bu işlemi. Bak 300 nedir? 3 çarpı 100. Bu da 3 çarpı 25 çarpı 4 değil mi? Yani 2'nin karesi çarpı 5'in karesi. Bu şekilde ayırabilirsiniz. Çarpanlara gidebilirsiniz. Şimdi asal çarpanlara ayırdın mı? Evet. Ne yapmam gerekiyor pozitif tam sayıları bulmak için? Üstleri bir artırıp çarpacaksın. Ama sadece pozitif tam sayılarını verir bize bu. 1 artır 1 artır 1 artır 3. Ne geldi? 18. Bu 18 tane nedir arkadaşlar? Pozitif tam sayı bölenleri. Peki yukarı ne demiş? Bak sorunun başına bak. Doğal sayı mı o ya? Tam sayı. Eksiler de var, artılar da var değil mi? Ha 18 tane ama ne diyor? Şu ifadeye doğal sayı yapan, bak altını çizdim. Önüncü nokta burası aslında işte bu. Doğal sayı yapan. Arkadaşlar şimdi bak şu ifadenin doğal sayı olması için bir kere. Tamam 18 tane pozitif tam sayı böleni var. Ben bu 18 tane pozitif tam sayılarını verebilirim buna. 1 verebilirim. 2, 3, 4. Bunların hepsini verebilir miyim? 300'e kadar. Evet. Bir tane daha da yardımcı. Eksi 300 de bakayım buraya. 300 bölü eksi 300. Eksi 1. 1 eksi 1. Doğal sayı mı? Evet. Onlar eksi 300 geldi. Yani 18 artı 1'den 19 tane x değeri vardır. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şu sorulara bak ilk derse de dedim. Dikkat edin. İfade normalde sorunun başına bir de sorunun sonuna çok dikkat edin arkadaşlar. Sana tam sayıyı verir, doğal sayıyı sorar. Sonra sınavdan çıkınca doğru yaptım diye seviniyoruz. Sonuçlar girene kadar. Asal çarpanı ayırmak zorundasın. 6 asal olana göre mecburen asal çarpanı ayırın onu. అది వరకు Şimdi azaltma yolu 2 çarpı 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x arkadaşlar. Şimdi tabi bu ikiler ayrı ayrı ama bunları ayrı ayrı değerlendiremezsin. Tabanları işte üstleri topla. Ne oldu burası? 2 üzeri çarpı 3 üzeri x mi oldu? Peki şu anda sayının asal çarpanları kaç tane? Asal çarpanları diyorum. İki tane asal çarpanı yok mu? 2 ve 3 işte bak. Asal çarpanı ayırma mı sen bunları? Şu anda 2 ve 3 olmak üzere 2 tane asal çarpanı var. Asal olmayan tam sayı bölenlere kaç tane? 82 değil mi? Asal olmayanlar 82 tane. Asallar? 2 tane. Kaç tane tam sayı böleni var? 84. O zaman tam sayı bölenleri 82 artı 2'den 84 tanedir arkadaşlar. Peki sen üstleri arttırıp çarparsan neyi buluyorsun? Pozitif tam sayı bölenleri buluyorsun değil mi? Sen neyi buldun şu anda? Tam sayı bölenleri bulmadın mı? O zaman pozitif tam sayı bölenleri 84 tane ise pozitif tam sayı bölenleri kaç tane? Aynen öyle. Pozitif tam sayı bölenleri 42 tane. Peki bunu nasıl bulduk? Üstleri 1 artır çarpmıyor muyuz? X artı 2 çarpıyor. O zaman 1 artır x artı 2. 1 artır neye eşit? 42. Ardışık 2 değil mi bu? X artı 2 ve x artı 1. O zaman 42'nin çarpanları 6 ve 7. Küçük olan 6, büyük olan 7 ise x kaçtır? 5'tir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Var mı anlamayan? Ergo Ekok. Ergo'nun açılımını arkadaşlar veyahut da OBEP en büyük ortak bölen Ekok'ta en küçük ortaklar. Bunu biliyoruz ama hiç bununla kullanım alanı bilmiyoruz. En büyük ortak bölen deyince ne olur arkadaşlar? EBOB ne demektir? 2 tane sayı var diyelim. EBOB'ları 10 diyelim. Ne demek? Ne anlama gelir bu? 10? İkisi de en büyük, yani en fazla ona ortak. İkisi de en fazla ona bölünüyor. Bu ne demek? Sen de söyle. İkisi de ortak en büyük, bölen en büyük işte. Aynı ortak işte. İkisinin de ortak olması gerekiyor. Onun üstünde ortak bir çarpan yok. En fazla 10 var. Ama ikisinde de 10 çarpanı var mı? Var. Bak, EBOB'ları 10 sayar, ikisinde de 10 çarpanı vardır. EKOK deyince ne oluyor peki? EKOK'ları diyelim ki 60. Ortak kat. Sen normalde payda eşitliyorsun rasyonel sayılar değil mi? Nerede eşitliyorsun bu rasyonel sayılarda? Mesela 1 bölü 3'ü 1 bölü 5. Nerede eşittir bunlar? 15 dediği şey işte en küçük ortak kattır. Aslında sen paylaş derken ekoklarına paylaş diyorsun. Ha diyelim ki 1/6, 1/8. Nerede işleniyor bunlar? 48 demeyin, 24'te de var. Bak, anlaşıldı mı? Sen 48'de değil, 24'te işlemen gereken hani küçük olanı seçiyorsun değil mi burada sonuçta? 24'te işlenen ekokları işte, 6 ile 8'in ekokları 24'tür. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Sen normalde payda eşit derken, payda eşitler gibi düşün hatta bunu, ekoku. Nerede işleniyor kardeşim? Şu sayıda. O zaman ekokları bunlardır. Ekokları ise mutlaka onlarda olması gereken sayılardır. Diyelim ki 140 ile 245. Bakalım neler var şimdi. Şimdi bunun ekokla ekokunu bulmak için ne yapıyoruz arkadaşlar? Değil mi? Uzun uzun bu şekilde yapıyoruz. 2'ye bölüyorum ilk başta. Bu bölünmüyor, 245 aldığı gibi kaldı. Eğer ikisini de bölüyorsam yani yıldız koyarlar ya da yuvarlak içine koyarlar. Ekokları belirlemek için. 2'ye böl 2'ye bölünmüyor değil mi? 3'e bölünmüyor. 5'e bölün. 5'e bölün 7. 5'e böl 49 değil mi? 49. 7'ye bölünüyor. Bak 5'e bölün ikisi de. İkisini de böldüğü için yuvarlak içine aldım. Şimdi 7'ye bölüyorum. 1 7. İkisini de böldüm. Yuvarlak içine aldım. Bir daha 7'ye bölüyorum. 1. Şu yuvarlak içine aldığın sayılar senin ekokların. Yani ekok 140 ile 245 5 çarpı 7'den 35'tir. Ekokları ise şuradaki sayının hepsini çarpın arkadaşlar. Yani 2 üzeri 2 çarpı 5 çarpı 7 üzeri 2 140 ile 245'in ekoklarıdır. Şimdi bir de farklı bir olay yapalım. ile 245. İlk böyle gördüğün gibi neye bölünüyor arkadaşlar bunlar? 5'e. 5'e bölünüyor değil mi? Sırıtıyor. 5'e bölersek ne olur dayı? 28 değil mi? Bunu 5'e böl. 49 değil mi? Şu anda ikisini de 5'e böldüm. Ekoklarını yazıyorum bak. Ekokları. İkisi de neye bölündü? 5'e bölündü mü? Sadece ortak paylara bakacak. 28 ile 49 neye bölünüyor ikisi de? 7'ye. Bu 7 çarpı 4. Bu 7 çarpı 7 mi? 7'den ortak mı? Evet. O zaman 7'ye bölündüm. Yazdık mı 7'yi? Ne kaldı geriye? 4 ile 7 mi kaldı? Ortak bir şey var mı? Bölünmüyor değil mi? Bitti. Ekokları oluştu işte. Al sana ekokları. Ekokları ise 5 ile 7'yi yazdım bak. Ekokları yazıyorum buraya. Bunu aynen geçiyorsun buraya. Geriye ne kaldı? 10 da yazıyorsun buraya. Al ekokları dur. Ekoklarını yazdım. Geriye kalanları da ilave et yanına. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Ekokları bulurken de bu şekilde kullanabilirsiniz. Ki bu şekilde kullanın çünkü ekok mantığı aslında bu. Bütün mantığı bu. Sana der ki ekokları 5 ekoklar 60. İki farklı sayının toplamı en az kaçtır? Evet, iki tane farklı sayı arkadaşlar. A'la B'siniz. EBOB'ları 5. EBOB ne demekti? İkisine de ortak olması gerekmiyor mu EBOB? Yani ikisi de 5'e bölünen bir sayı mı? Ama 5'in üstünde farklı bir çarpanı olmayacak. En fazla 5'e bölünecek değil mi sonuçta? O zaman ikisinde de 5 çarpanı var değil mi? O kafadan var demekti. Sonra bak az önce ne yaptım ben? EBOB'larını buldum. Sonra geriye kalan sayıların yanına ilave ettim. Bu EBOB'ları 5. Burada yanına başka sayılar kalması gerekiyor değil mi? O yüzden ben buna bir tanesi M çarpanı, bir tane N çarpanı koyuyorum. Bir tane M, bir tane N koydum. Şimdi EBOB'dan alıyorum. EBOB'dan alırken ne yaptım ben? EBOB'u bir kez yazdık mı? 5'i yazdık değil mi? Sonra geriye kalan sayılar neler var? M ve N kalmadı mı? Bak M ve N çarpanı koyuyorum. Bu EBOB değil midir? 5'i EBOB'ları bir kez, şurası EBOB, burası da geriye kalan sayılar. 5MN. EBOB'ları neymiş? 35. O zaman M çarpı nedir arkadaşlar? 12. Bak şimdi M'ye ne yaptı sayı vereceksin. Sana ne demiş? İki farklı sayı toplama en az kaçtır? 3. En az olması için yakın alman gerekmiyor mu sayılara? 3 ve 4. O zaman toplamlar ne oldu arkadaşlar? Saz anlamayın. 7 değil. Sen M'ye neyi buldun? A'la B'yi sana soruyor. 35. Burası 3, burası 5. Burası 15, burası 25. 25 artı 15 40 arkadaşlar. Anlaşılır mı? M'ye neyi? He? O zaman burası 20. Evet, 35. Anlaşıldı mı? 3'te 4'te 5 yok. M'nin çarpın arkadaşlar en az demeseydi 3 ile 4 dışında başka ne olabilir? 6 ile 2 olabilir mi? Olamaz. Aralarında asal olmaz o sayılar. Neden? Bak şimdi ben Foucault M'ye 6 ile 2 demiş olsaydım eğer. İyi de 6, 2 ve burada 5'in yanında başka daha bir ortak daha sayı geliyor. 2 geliyor değil mi? Bu sefer eğer bunlarda ortak çarpanlar varsa EBOB büyür arkadaşlar. O yüzden şu seçtiği sayıların M ve N'nin aralarında asal olma zorunluluğu var. Seçtiğin sayılar aralarında asal olacaktır. Anlaşıldı mı? Haydi bir tane daha. 110. Evet, yine arkadaşlar. A'la B sayısı istiyorum. Envelopları 10. İkisinde 10 çarpanı var mı? 10 çarpanı garanti. Bir tanesine M çarpanı, bir tane N çarpanı koyduk mu? Evet. Envelopları ne olur? Ekopları bir kez yazdık mı? Geriye kalan sayılarla m çarpı ne mi? Ekopları neymiş? 240. O zaman m çarpı ne kaçtır arkadaşlar? 24. Yakın, en az dediğine göre yakın alacağız yine. Yakın sayılar nelerdir? 6, 4. Ama ne dedim bak az önce? Seçtiğin sayıların aralarında asal olma zorunluluğu var. 8. Bunu unutmayın. Anlaşıldı mı? 8. O zaman ne olacak? 8 ve 3 değil mi burası? B 8, N de 3. 8'i 3 dersek A kaçtır? 80, B kaçtır? 30, A artı B'de en az 100 olarak almıştır.